bu coğrafyada ölüye saygısızlık, ölü bedene şiddet bugüne özgü bir şey değil. Yani 90'lı yıllarda özellikle hepimiz hatırlarız böyle asker araçlarının arkasına iple çatışmalarda hayatını kaybeden gerillaların bedenleri çıplak çoğu zaman bağlanır ve şehir merkezlerinde dolaştırılırdı. Yani devlet açıkçası bu coğrafyada hep ölüye vurmayı bir şekilde direği korkutmanın aracı olarak gördü maalesef. Ama ölüye saygısızlık evet bu coğrafyada çok eski olmasına rağmen son yıllarda sanki daha böyle örgütlü bir şekilde yapılır hale geldi. Yani kesinlikle hiçbir vakada bugüne kadar biz bu olayları gerçekleştiren, bu bedenlere zarar verilmesini, bedenlere saygısızlık edilmesini, saygısızlık edenlerin hiçbir tanesi yargılanmadı, gerçekten yargılanmadı. Dolayısıyla biz bunu fark edince de bu coğrafyada Türk olmayan herkesin, yani daha doğrusu devletin öteki olarak kabul ettiği herkesin bedenlerinin, cenazelerinin tehlikede olduğunu fark ettik. Ve 2020 yılının başlarında birçok kurum, şahsiyet bir araya gelip ya biz bu konuda bir şeyler yapabilir miyiz? Hani ya en azından ölüye saygıyı toplumun gündemine sokabilir miyiz? Politikacıların gündemine sokabilir miyiz? Bunu tartışmaya başladık ve ölüye saygı ve adalet inisiyatifini kurma gereği duyduk. 30 yıldır, 30 yılı aşkındır çocukların kemiklerini arayan anneler var, babalar var. Bu Ermeni mezarlıkları mesela yok ediliyor ve üstüne işte AVM yapılabiliyor çok büyük rahatlıkla. Ya da üstüne işte cami dikilebiliyor. 2015 sonrası özellikle Kürdistan'da 13 tane mezarlık bildiğiniz iş makineleriyle yok edildi yani böyle. Ve gerekçesi şuydu, oraların aslında resmi olarak mezar olmaması. Yani bunun, hepimiz bunun doğru olmadığını biliyoruz. Nitekim bu mezarlıklar büyük bir çoğunluğu yüzlerce yıldır belki mezarlık olarak kullanılıyor. Ve oralardan çıkarılan cenazeler, bir kısmı en azından, burada İstanbul'da adli tıpa getirildi. Adli tıptan sonra Kilyos'ta, özellikle Garzan Mezarlığı'ndan getirilen cenazeler, Kilyos'ta lağım sularının geçtiği bir yere gömüldü. Kilyos'ta Kimsesizler Mezarlığı'nın orada. Gerçekten lağım sularının geçtiği bir yere gömüldü ve toplu olarak gömüldü. Yani dünyanın her yerinde toplu mezar yapmak hukuka aykırıdır, yasaktır. Çünkü ölünün haysiyetine uygun değildir. Aynı zamanda bir gün birileri gelip onları ararsa bulamaz diye. Yani dolayısıyla toplu mezar yasak olduğu halde yüzlerce cenaze toplu bir şekilde küçücük kutular içerisinde o mezarlığa gömüldü mesela. Aynı dosya kapsamında birçok aile gidip DNA örneği verdi. Halen o dosyadan verilen DNA örneklerinden sonra birçoğunun akıbeti hala belli değil. Yani insanlar benim oğlum, kızım burada olabilir ya da babam ya da annem bu cenazelerden bir tanesi benim cenazem olabilir diye başvurduğu halde herhangi orada bir gelişme görmüyoruz mesela. Ya da bu ülkede şeyi gördük mesela. Agit İpek'in cenazesini gördük mesela. Kargoyla gönderildi. Yine yakın zamanda
Kutular içerisinde ya. Kutular içerisinde ya da torbalar içerisinde bir tane değil birçok vaka gördük. Ailelere insanların, çocukların bedenleri kutular içerisinde verildi. Ya da mesela PKK gerillalarının cenazeleri var. Çoğu zaman şeyi görüyoruz mesela. Köyde cami kapatılıyor, imam köyden gönderiliyor ve taziyeye o bölgede yaşayan insanlar gitmek istese dahi bir şekilde engelleniyorlar. Dolayısıyla gömülme hakkı korkunç bir şekilde ortadan kaldırılıyor. Kendisi hükümlü cezaevinde ancak çok ciddi bir hastalığa sahip, ölümcül bir hastalık. Avukatı yanlış hatırlamıyorsam 3 veya 4 sefer kendisinin bu hastalıktan dolayı cezaevinde kalamayacağını belirtip tahliye edilmesini istemiş veya cezasının ertelenmesini istemiş. Ama her seferinde cezaevinde kalabilir diye bir rapor verilmiş ve kendisi daha sonra hastanede, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş. Şimdi biz bu coğrafyada gerçekten ölüye saygısızlık, ya direkt devlet eliyle yapılan eylemler oluyor ya da özensizlikten kaynaklı. Yani ve maalesef bu özensizlik de aslında özensiz davranılma sebebiyle gerçekleşen vakalar bile bizi yine bu devlet politikasına getiriyor. Çünkü bu tür özensizlikten kaynaklı var olan vakaların hepsinde şunu fark ediyoruz. Devletin bu konuda caydırıcı herhangi bir eylemi yok. Yani bir şekilde ölüye saygısızlık eden, ölü bedene zarar veren kişilerin hiçbir tanesi bugüne kadar bu coğrafyada yargılanmadı. Şefik Esen vakasında düşünün ya, beyaz bir kefen dahi kendisine çok görülmüş oldu yani. Ya bu korkunç bir vaka. Üstünde gerçekten düşünmek, yazmak, konuşmak gereken bir vaka. Çünkü biz bu konuları konuşmadığımız sürece yarın öbür gün hepimizin cenazesi tehlikede aslında. Hepimizin kaybettikleri insanların bedenleri tehlikede. Çünkü öteki diye tabir edilen tüm gruplar maalesef bu tür uygulamalara maruz kalıyor. Yani bunun neredeyse kurtuluşu yok. Yani dolayısıyla bugün bu coğrafyada yani değiştirmemiz gereken en önemli şeylerden bir tanesi. Yani biz ölüye saygıyı okullarda mı öğretmemiz gerekiyor? Okullarda öğretelim. Ya bu konuda bir hukuki bir mevzuat mı gerekiyor? Bu mevzuatı çıkaralım. Biz gerçekten derdimiz bu. Bunu düşünmek, bunu üretmek zorundayız.